Bu sene 4. senem. Ben küçükken bile hayalini kurduğum bir takıma gelmek istedim ve buraya 3 sene önce geldim, 4 sene önce. Ve her maçta da elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım. Bunu da yaptığımı düşünüyorum. Sonuçta 3 senede 120 tane maça çıktım. Bu sayı çok iyi bir sayı bence. Çok gole katkı sağladım. Yani ben Galatasaraylıyım, o yüzden kulübüm de eğer daha çok burada kalmamı isterse tabii ki ben de burada kalmak isterim. Ya ilk sene geldiğimde tabii ki yani şampiyon olduğumuz sene bütün maçları çok iyi oynamadık ama biz bir takımdık, yani takım olarak oynuyorduk. O yüzden takım olduğun zaman başarı da zaten kendiliğinden geliyor. Son 2 senede de tabii ki o 3 kupayı aldıktan sonra biraz rahatlamış gibi olduk ama dediğim gibi eğer takım olamazsan şampiyonluk da kupalar da kazanamazsın. En önemlisi bence bu sene. Hoca da ona çok disiplinli çalışıyor, çalıştırıyor bizi. Takım olmamızı sağlıyor. O yüzden dediğim gibi bireysel zaten hiçbir şey yapamazsın, hiçbir şey kazanamazsın. Ama takım olursak bu sene yine inşallah kupaları almak istiyoruz. Ya sonuçta biz profesyonel futbolcuyuz, yani bu takıma geldiğin zaman da belli, gideceğin zaman da belli. O yüzden dediğim gibi sadece bireyseller tabii ki önemli ama takım daha önemli. Sonuçta Bruma, Podolski geçen sene çok iyi oynadılar. Tamam ama şampiyon olduk mu? Olmadık yani. O yüzden dediğim gibi ilk sene de çok iyi oynamadık ama bir takım vardı. O yüzden önemlisi takım olmak. Bana da gelince tabii ki ilk maçımda topla çok buluştum. Bu sene de tabii ki her zaman üstüne koyduğum gibi bu sene de koymak istiyorum. Daha çok katkı yapmak istiyorum. İnşallah da öyle olur. Ya onları daha bir iki kere idmana çıktık beraber. Tabii ki kaliteleri belli. Hepsi üst düzey oyuncu. İnşallah da Galatasaray'a yararlı olurlar. Nasıl etkiliyor? Teşekkürler. Ya biz yani ben Almanya'da doğdum, büyüdüm ve Dortmund'da 15 sene Dortmund'da geçirdim. Bence bu yaptığımız şeyler gayet normal yani. Sonuçta bir başarıyı elde etmek istiyorsan çok çalışman lazım. Ve çalışmazsan hiçbir şey olmaz yani. O yüzden hoca çok iyi çalıştırıyor bizi. Dediğiniz gibi diyor, abartılı değil ya. Abartılı. Normal yani. Bence normal. Dediğim gibi Almanya'yı gördüğüm için bana normal geliyor. Geçen sene geldiğinde direkt bir değişiklik oldu takımda. Direkt biraz daha ağır idmanlar oldu. O yüzden bu sene 2-3 ay çalıştığımız için onunla bu sene biraz daha rahat geçiyor. Metin Karabaş. Tabii ki sezonu erken açtık ama sonuçta geçen sene öyle bir performans gösterdikten sonra bu sene erken açmamız lazımdı. Ama biz dediğim gibi iyi çalışıyoruz. 10 gün sonra maçımız var, onu biliyoruz ama iyi de bir takıma karşı oynayacağız. Dediğim gibi iyi çalışıyoruz ve inşallah orada da iyi sonuç elde edip turu geçmek istiyoruz. Bir sezon Sneijder'le hiç uymuyor kalır. Şimdi bakarsak da Belhanda Sneijder pozisyonuna benzeyen bir oyuncu. Yine aynı çıkış yapabileceğini düşünüyor musun Belhanda'yla? Ya tabii ki kanat oyuncuları için 10 numara çok önemli. İlk sene geldiğimde Sneijder'le uyumumuz çok iyiydi. Evet, doğru. Ama Belhanda da çok iyi bir oyuncu. Zaten bu 1-2 idmanda gösterdi kendisini. Zaten ondan önce de tanıyordum. Ayakları falan, tekniği falan çok iyi. İnşallah dediğim gibi eğer iyi uyum sağlarsak bu sene de şampiyon olmak isteriz. Başka sorunuz var mıydı? Hakan Gündoğar. Bunun nedeni neydi? Çok güzel bir soru. Yani nasıl diyeyim? Takım olmak istiyorsan önce bir gerçekten birbirini sevmen lazım. Yani saha içinde sevmen lazım. Saha dışında sevmemen, yani sevmesen de olur ama yani bir saygın olması lazım. Bir sevgide bulunman lazım. Bir de iyi çalışman lazım yani. Bunu yapamazsan zaten bir takım olamazsın. Dediğim gibi
önce sevgi, önce saygı ve iyi çalışmak. Ondan sonra da zaten başarı gelir. Başka sorumuz sanırım yok. Teşekkür ederiz. Var mı? Son... Yani sonuçta disiplin olmadan başarı falan gelemez. Herkes de kendisini düşünürse, tabii ki kendini düşünmen lazım ama sonuçta takımını düşünmen lazım. Çok çalışman lazım, fedakarlık yapman lazım. Bunlar olmazsa başarı da gelmez. O kadar basit. Ali Naci Küçük'ten sorumuzu alalım. Yani, takım olarak oyuncular neler konuşuyor şampiyonluk hakkında? Yani bu sene... %100 şampiyon olmak istiyoruz yani. Bunu ben gerçekten istiyorum. Çünkü o ilk sene geldiğimde o şampiyonluğu kutladıktan sonra bir iki senedir yapamadık ama bu sene gerçekten hem hocamızla birlikte hem gelen yeni oyuncularla birlikte iyi çalışıp, zaten iyi çalışırsak dediğim gibi şampiyon oluruz. Buna da inanıyorum gerçekten. Son sorumuz Nevzat'ın da. Kalması mı? Daha çok çalışıp oynaması mı? Nedir tavsiyen? Bunu her zaman söyledim. Sinan kaliteli bir oyuncu. Burada oynayan bütün oyuncular kaliteli. Sinan tabii ki insan oynamadığı zaman biraz yani kafasına çok takıyor. Ben de olduğu gibi. Mesela ben geçen sene 33-36 tane maç yaptım ama son 2-3 maç oynamadığımda yani o sahaya girmek için çırpınıyordum yani. Eğer o da öyle gerçekten oynamadığı zaman biraz daha akıllı, biraz daha çok çalışırsa zaten her maçta oynar. Dediğim gibi biraz daha fazla kendisine güvenmesi lazım oynamadığı zaman. Zaten oynamadığın zaman kendine gerçekten güvenmen lazım, biraz daha çok istemen lazım. Onu da gerçekleştirirse kendisi için daha faydalı olur. Bir de tabii ki sonuçta Galatasaray'da oynuyor. Zaten Avrupa'nın, dünyanın en büyük takımlarından birisi, o yüzden... burada kalıp, burada kendisini geliştirip Avrupa'ya gitmek istiyorsa Avrupa'ya da gidebilir yani.